Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın mağfireti, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a hamdolsun. Elçisi sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Kazançlarınız bol ve bereketli olsun. Haneleriniz huzur ve bereketli olsun. Sevgili peygamberimiz bir gün şöyle seslendi sahabilerine. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadınlara iyi davranmanızı vasiyet ediyorum. Bu vasiyetimi tutunuz. Çünkü kadın kısmı narin yaratılmıştır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyeme uyunuz. Kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz. Yüce Allah da ve aşiruhunne bil maruf. Kadınlarla iyi geçinin buyurmuştur Nisa suresinde. İnsanlarla iyi geçinmek için önce onlara güzel ve tatlı söz söylemek gerekir. Üslubu beyan aynı ile insan denilir. İnsanın konuşma tarzı ve üslubu, onun nasıl bir insan ve karakter sahibi olduğunu ortaya koyar. Öyleyse sözlerimizi önce tartıp düşünüp ona göre söylemeliyiz. Ve tatlı, yumuşak, güzel söz söylemeliyiz. Elden geldiğince iyi ve nazik davranmak gerekir insanlara karşı. Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu ölçüye göre insanların en hayırlısı aile bireylerine karşı iyi davrananlar, onlarla iyi geçinenlerdir. Allah'ın elçisi sevgili peygamberimiz insanlara karşı iyi geçinme, güzel konuşma, güzel davranma, nezaket sahibi olma hususunu pekiştirmek istedi. Bu ölçüyü iyice pekiştirmek isteyen Allah'ın Resulü, sevgili peygamberimiz, aile fertlerine en iyi davranan kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir. Hayırlınız, ehline, ailesine karşı hayırlı olandır. Ben de aileme, ehlime karşı, başta eşlerime karşı en iyi davranan kişiyim buyurmuşlardır. Sevgili peygamberimizin hanımlarıyla gülüp şakalaşması, akşamları zaman zaman hanımlarından birinin evinde, diğer eşlerin de toplayıp onlarla birlikte yiyip içmesi, şakalaşması, Hazreti Ayşe ile iki defa koşu yapması, rivayetlerde iki defa koşu yaptığı geçiyor, Habeşlilerin gösterilerini seyretmeye onu çağırması ve hatta zaman zaman hanımlarını onların kaprislerine katlanması, ayet-i kerimede tavsiye edilen iyi geçimin, onlarla güzel geçin, iyi geçin emrinin en güzel örneklerindendir. Kadınlara iyi davrananlar değerlidir. Kadınlara iyi davrananların değerli kişiler, kötü davranan kişilerin ise bu değerin yitirildiği, adi kişiler olduğu, insanın evinde çocuk gibi fakat dışarıda farklı davranması gerektiği İslam büyükleri tarafından ortaya konmuş ölçüler cümlesindendir. Allah Resulü kadınlarla hoş geçimi emretmiştir. Asla eşlerine, hiçbir kadına el kaldırmamıştır. Dövmekle, kötü söylemekle, sövmekle kadını arzu edilen şekle koymanın mümkün olmayacağını belirtmiştir. Hiddet ve şiddet yerine ülfet ve şefkat yolunu tutmayı tavsiye etmiştir. Kadına ancak bu yolla yaklaşmanın ve ona tesir etmenin mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Aile yuvasının huzuru, ailedeki fertlerin mutluluğu için tutulacak yol budur. Ancak kadının dünyasına ve ahiretine zarar verecek hususlarda doğruyu anlatmak ve ona yardımcı olmak gerekir. Yüce Allah doğruyu bulmakta aile fertlerinin birbirlerine yardımcı olmasını tavsiye etmiştir.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara buyurmuşlardır. Ey müminler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz. Allah Resulü erkeklerin kadınlardaki bazı kaprislerin tabii olduğunu düşünmeli ve onlara karşı anlayışlı davranmalı. Kadında kusur olarak görülen hususları düzeltmeye kalkmanın aile içinde huzursuzluğa, dolayısıyla mutsuzluğa yol açabileceği de dikkatten kaçmamalıdır. Bu nedenle bağışlanabilecek kusurlara göz yummak gerekir. Kadınlarla iyi geçinin ayetinin sırrını ve Allah Resulü'nün de ben ehline karşı en hayırlı olanınızım buyurduğu hadisi şerifini göz önüne alarak bu uygulamayı esas almak gerekiyor. Abdullah bin Zem'ah, Allah ondan razı olsun, rivayet ediyor. Peygamber Efendimizin bir gün hutbe okurken şöyle buyurduğundan bahsediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Salih aleyhisselamın dişi devesinden ve onu öldüren adamdan bahsederek onların en azgını ileri atıldı ayetini okudu ve Semud kavminde gücü kuvveti ile tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri atıldı diye açıkladı. Sonra kadınlardan bahsetti. Onlar hakkında nasihat ederek dedi ki, sizden biriniz karısını dövmeye kalkışır. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır. Peygamber Efendimizin bu hutbesinde önemli hususlara temas ettiğini görüyoruz. Birinci husus, Semud kavminden bazılarının yaptığı taşkınlıklar, azgınlıklardır. Semud kavmi Hicr şehrinde oturuyordu. Onlara peygamber olarak Salih aleyhisselam gönderilmişti. Salih peygamberi dinlemediklerini görünce Yüce Allah onları önce dişi bir deve ile imtihan etti. Görünüşte diğer develerden farkı olmayan bir deveyi mucizevi bir şekilde onlara gönderdi. Şehirde bir kuyu vardı. Herkes içme suyunu buradan temin ediyordu. Hayvanlarını bu kuyudan suluyorlardı. Salih aleyhisselam onlara bildirdiği ilahi emre göre kuyudan bir gün deve içecek, ertesi gün kuyuyu kendileri kullanacaklardı. Devenin kuyudaki suları bir defada içip bitirmesi Semud halkını çok öfkelendiriyordu. Bu azgın insanlardan birkaç tanesi bir araya geldi ve bu iş böyle gitmez. Bu deve kuyunun suyunu içip kurutuyor. Hayvanlarımız ise susuz kalıyor. En iyisi hem bu deveyi hem Salih'i hem de ona iman edenleri öldürelim diye anlaştılar. Peygamber Efendimiz diğer rivayetlerden öğrendiğimize göre deveyi öldüren kimseyi bu hadisin ravisi Abdullah bin Zem'an'ın dedesi Ebu Zem'a'ya benzetiyor. Ebu Zem'an'ın adı Esved olup Müslümanlarla alay ederdi. Zübeyr bin Avvam'ın amcasıydı. Oğlu Zem'a Bedir gazvesinde müşriklerin safında can verdi. Onun oğlu ve hadisin ravisi ise çok değerli bir sahabiydi. Ölüden diriyi yaratan Allah, geceden gündüzü çıkaran Allah, zulmetten nuru doğuran Allah, onların soyundan öyle değerli bir insan çıkarmıştı. Peygamber Efendimiz, Hazreti Salih'in devesini öldüren günahkar adamın tıpkı Ebu Zem'a gibi güçlü kuvvetli ve kavminin içinde sözü dinlenen biri olduğunu söyledi ve onun deveyi öldürmek için nasıl ileri atıldığını anlattı, tasvir etmiş oldu. Neml Sure-i Cellesi'nin 48 ila 52. ayetlerinde anlatıldığı üzere Salih aleyhisselam ile ona iman edenler aleyhindeki bu komplo, bu oyun sonuç vermedi. Yüce Allah peygamberiyle birlikte 4000 mümini kurtardı. Semud diyarında içindeki iman etmeyen kafirlerle birlikte helak etti. Peygamber Efendimizin hadiste ifade buyurduğu ikinci husus, kadınların dövülmemesi, kadınların haksız yere dövülmesi hususu. Birbirine gönül vermiş, birbirinin mahremiyetine girmiş,
dert ve sıkıntılara birlikte göğüs germiş iki hayat arkadaşının birbirini anlayıp hoş görmeleri gerekir. Bir erkeğin eşini dövmesi demek, huzurunu kendi eliyle yok etmesi demektir. İnsan, dış alemin sıkıntılarından kaçarak huzur bulma arzusuyla sığındığı bir yuvayı nasıl yıkabilir? Elbette bu çok manasız, anlamsız bir davranış olacaktır. Peygamber Efendimiz, aile ilişkilerinde psikolojik duyguların ihmal edilmeyeceğine temas ediyor ve bir insan aynı gece belki de beraber olacağı eşini nasıl dövebilir diye hayretini dile getiriyor hadisinde. Allah Resulü, kadını dövmek şöyle dursun, kocasının ona küsmesini dahi doğru bulmamıştır. Peygamber Efendimiz bir görgü kuralına temas etmiştir. Aynı şekilde hadis-i şerifinde. Kadın ve erkek evlilikte, aile ocağında, aile yuvasında birbirlerine emanettir. Kadınlar erkekler üzerindeki haklarının olduğunu, erkekler de kadınlar üzerinde hakları olduğunu bilmeliler. Ve bu haklara riayet etmek, saygıyı ve sevgiyi esas almak gereklidir. Asla fiziki güç kullanarak kadınlara el kaldırmayı Peygamber Efendimiz tasvip etmemiş, kendisi de hiçbir şekilde el kaldırmamıştır. Hanelere, yuvalara her daim sevgi, saygı, adalet ve hakkaniyet, ülfet ve muhabbet, yakınlık hakim olmalı. Eşler birbirlerinin kusurlarını örtmeye çalışmalı. Çünkü eşler birbirleri için örtüdür. Kusurlarını örten, ayıplarını gideren, örten, birbirlerini tatmin eden iki insandır. Mevla aile huzuru, aile mutluluğu her daim bizlere lütuf ve bahşeylesin. Haneleriniz huzurla, meveddetle, ülfet ve muhabbetle dolu olsun. Mevla her türlü hasetten, fesattan ve kem gözlerden yuvalarınızı korusun. Muhafaza etsin huzurunuzu inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.